Evet, bu videoda sizlere 2KCC4320 halı ve koltuk yıkama makinesi kutu aşırısını yapacağım. Güzel paketlemişler ürünü. Evet, koltuk ve halı yıkama makinesi olarak geçiyor. Zaten orijinal ramba özünde geldiği zaman her gün güzel paket vermiştik arkadaşlar. Hemen açtığımızda garanti belgesi, gerçi artık bunu koyuyorlar ama normalde faturalar garanti belgesidir arkadaşlar. Ve kullanma kılavuzuna benzer içindeki parçaları tanıtan bir kağıt koyuyorlar. Parçalarımız, fırça dişleri ve herhalde takma yeri diyelim. Efendim bu şekilde ufak, operatif, umarım kuvvetlidir de çalışması hakkında ayrıca video yaparım arkadaşlar. Kablosu var. Burada içine girmiyor mu acaba kablo? Girmiyor demek ki. Sabit mi kablo? Bakarız. Hadi. Bu kirliği mi alıyor acaba? Kirli alan lazım herhalde. Burası da temiz su kovası. Bu kirli su kovası arkadaşlar. Benim kolayca çıkıyorum. Bunun açılışını göremedim ama çıkarmada çıkıyor. Aynı şekilde. Kapağı açılmıyor mu acaba? Ona da bakarız. Bu şekilde takılıyor. Şurası güç düğmesi. Açma kapanma için. Bu hortumumuz. Bunlar fırçalı emme başlıklar arkadaşlar. Koltukla halı yıkamak için diyor ama sanırım yani koltuğu yavaş yavaş yıkamak için. Çünkü halı yıkama bayağı bir zor. Büyük bir ihtimalle yapıyoruz. Şu buraya mı takılıyor? Bu buranın şu fırçayı tutmak için. Fırçayı buraya mı takıyoruz? Şöyle herhalde. Şunun da ucu takılacak. Yerlerine geliyor. Şurada bakın düğme varmış. Bu düğmeye bastığınız zaman kilidi içeriye alıyor şu şekilde. Ondan sonra bunu rahatça takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de ilk defa aldım. Şimdi yeni dönüyorum. Şurada kilit bakın. Şu anda basılmıyor. Kilidi açtığınız zaman basabiliyorsunuz. Aynı şekilde. Bu da nereye takılıyor? Makinenin bakın şurada hemen. Yeri hemen şurası.
Buraya nasıl girecek bu? Bu da bu şekilde yapılıyor bakın. Böyle yaptıktan sonra takıyorsunuz ve kilitliyorsunuz. Makinemiz şu anda kullanmaya hazır arkadaşlar. Yani hafif görüntü olarak güzel ama biraz oyuncak gibi. Ufak çocuklarınız varsa güzel temizlik yapar bunda, eğlene. Ama gücü hakkında hiçbir şey diyemem. Kullanmadan, kullanıldığımız zaman onu da videosunu yaparız inşallah. Sizlere göstermeye çalışırız. Şuradaki aparatlar da arkadaşlar, şöyle hafif çekip açıyorsunuz. Üst kablosu içine almıyor. Buraya sarıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde buraya sarıp kaldıracaksınız. Birkaç kullanmada bu kablo düzelecektir. Şuradan nasıl şurasını açıyorsunuz. Anladım. Dolduruyorsunuz suyu. Kapatıp demek ki böyle koyuyorsunuz. Temiz su bu. Kirli su da bu. Acaba bu mu temiz su olan ki? Temiz su sanki acaba bu mu? Kullandıkça öğreniriz artık. Temiz olan bu olabilir, kirli olan bu olabilir. Bir bakalım parçalarımızdan şeye. Kus 10. 8 kirli su lupesi diyor. Evet, kirli bu arkadaşlar. İlk dediğimiz gibi. Kirli bu, temiz su da bu. Temiz suyu da bunu çıkartıyorsunuz. Burasını açıyorsunuz. Suyu dolduruyorsunuz demek ki. Deterjanla mı konuyor bunlar? Normal su, sadece su mu konuyor? Sadece su konuyor. Şurada yazıyor. Temiz su adresine deterjan koymayın. Deterjan cihaz dışında uygulanır. Sonrasında cihaz ile vakumlanır diyor. Kumaşın kenarlarını test edin diyor. Renk değiştirmesin diyor. Zaten burada yazıyormuş. Temiz su tankı diye. Ürünümüz bu arkadaşlar. Yani görüntü olarak çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ama şey geldi bana, biraz minyatür geldi. Şu başlık nasıl değişiyor? Bir de ona bakalım. Şuradan bastırıp çıkıyor. Yani bu buradan çıkıyor. Şurada farklı bir şey mi acaba? Yani şu şuraya takılıyor. İkisi aynı. Büyük bir ihtimalle yedek olarak konmuş bu arkadaşlar. Çünkü ikisi aynı. Üzerekleri de aynı büyük bir ihtimalle. Bu nasıl çıkıyor acaba? Bir kilit sistemi var mı? Var. Aynıymış, ikisi de aynı. Farkı yok gördüğüm kadarıyla. Bunu şu şekilde buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şurayı açıyorsunuz. Kolayca çıkıyor.
Bunu da tekrar buraya takacağız. Bunu da iteklediğinizde direkt olarak giriyor. Şuradan, şuradaki noktayı bastırdığınızda da rahatça çıkartabiliyorsunuz. Ürünümüz bu. Alana, kullanana hayırlı olsun. Bu videoda sizlere kivi halı ve koltuk yıkama makinesi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Yani şu hazne 1.4 litre alıyormuş. Şu hazne 1.2 litre alıyor. Yani 1 litre su koyabiliyorsunuz. Güle güle kullanın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.